Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Daha önce uyku için 15 öneri videosunda uyku kalitesini artırmaya yönelik bazı tavsiyelerden bahsetmiştim. Ancak uyku deyince ilk akla gelen bir hormonumuz var o da melatonin. Sizlerin de bana sıklıkla sorduğunuz bir takviye. Bugün sizlere biraz melatoninden bahsetmek istiyorum. Aslında melatoninden önce biraz sirkadiyen ritimden bahsetmek lazım. Vücudumuz sürekli olarak belli bir ritim içerisinde hareket etmekte. Günün belli zamanlarında kan basıncımızın düşmesi, günün belli zamanlarında yükselmesi, günün belli zamanlarında vücut sıcaklığımızın değişmesi gibi vücudumuzda tıkır tıkır işleyen bir düzen söz konusu. Bu düzenin işlemesinde uykuyla uyanıklık arasındaki döngünün devam etmesinde ışık bizim için önemli bir rol oynuyor. Işık maruziyetine bağlı olarak beynimizde suprakiyazmatik nükleus dediğimiz bir bölgeden çıkan uyarılar işte bu sirkadiyen ritmin oluşmasında önemli bir rol oynayan melatonin hormonunun sentezlenmesini sağlıyor. Melatonin ideal düzende eğer siz karanlık bir ortamda uyursanız ve vücudunuzda melatoninin öncülleri de varsa yani triptofan aminatiti varsa, magnezyum varsa vücudunuzda uygun şartlarda akşam 9-10 gibi salgılanmaya başlayan ve gece 2 gibi maksimum seviyeye ulaşan ve sabaha kadar seviyesi azalan ve sabah da yerini kortisole bırakan bir hormon. Melatonin sentezlenmeye başladığında siz yavaş yavaş uykuya hazırlanırsınız. Vücut sıcaklığınız düşer. Vücut sıcaklığınızın düşmesi sizin uykuya dalmanızı kolaylaştırır. O nedenle çok sıcak ortamda uyumak uykuya dalmayı zorlaştırırken nispeten daha soğuk bir yerde uyumak uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Bağırsak hareketlerine yavaşlama meydana gelir ve siz yavaş yavaş uykuya doğru hazırlanmış olursunuz. Sabah ise kortisolün etkisiyle birlikte kan basıncı yükselir, bağırsak hareketleri başlar. Hatta bu kortisolün etkisiyle başlayan bağırsak hareketlerinden dolayı sabah uyandıktan sonra bir saat içerisinde bir dışkılama refleksi de meydana gelir. Hatta kabızlık videomda da size şunu söylemiştim. İşte bu refleksi sakın kaçırmayın. Bu refleksi kaçırdığınız takdirde belki bir daha akşama kadar dışkılama refleksi gelmeyebilir. Bu sabahki bağırsağımızdaki peristaltizmi yakalayarak sabah tuvalete çıkmak önemli. Sonra sabah 9 gibi en yüksek testosteron salgısı vücutta gözlenir. Öğlen 14 koordinasyonun en yüksek olduğu vakitlerdir. 17 civarı kardiyovasküler gücün egzersiz performansının en yüksek olduğu saatlerdir. Akşam 19 civarı en yüksek vücut sıcaklığının ve en yüksek kan basıncının gözlenmesidir saatlerdir. Gördüğünüz gibi vücudumuz 24 saat içerisinde sürekli değişken bir hal içerisinde. İşte buna da biz sirkadiyen ritim diyoruz ve bu sirkadiyen ritimde de melatonin çok önemli bir yere sahip. Uyku bizim için çok önemli. Neden önemli? Hem gün içerisinde öğrendiğimiz bilgilerin gereksiz kısımlarının ayrıştırılarak gerekli kısımların tasnif edildiği yani bir nevi arşivlendiği depolandığı dönemdir uyku. Aynı zamanda vücudun kendini onardığı dönemdir. Hatta uyurken glimfatik sistem yoluyla yani beynin lenf sistemleri diyebiliriz buna. Beyin dokusunun da beyin omurilik sıvısının da kendini temizlediği Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada kanıtlanmıştır. Dolayısıyla uyku bizler için çok önemli bir dönem. Ancak melatoninin tek etkisi uyku üzerinde değil. Melatonin çok güçlü bir antioksidandır, bağışıklığı destekleyicidir, antiinflamatuardır. Yani melatoninin uyku dışında da vücutta birçok farklı etkisi klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Melatonin takviyesi kullanalım mı sorusunun cevabından önce aslında sizin önce doğal yollarla melatonin sentezleyebiliyor olmanız gerek. Melatonin sentezlenmesi için ne demiştik? İşte triptofan olacak, B6 vitamini özellikle melatonin sentezinde önemli vitaminlerden bir tanesi. Onun yanında B9 yani folik asit ve B12 vitamini de çok önemlidir. Hatta daha önce yayınladığım metilasyon çarkları videosunda anlattığım gibi metilasyon döngünüzünde doğru çalışıyor olması gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde melatonin sentezleyebilirsiniz. İşte bu metilasyon döngüsünde zaten B6, B9, B12 vitaminleri çinko ve magnezyum görevliydi. Zaten magnezyum bir işin temeli. Eğer sizin uyku probleminiz varsa mesela zaman zaman benimle karşılaştığında Mustafa hocam uyku sorunum var melatonin kullanmalı mıyım diye soranlara ben hep şunu söylüyorum magnezyum kullanıyor musun? Önce magnezyum kullandığında işte magnezyum glisinat piridoksal 5 fosfatla birlikte veya magnezyum l-trionat formunu kullanıyorsanız belki zaten melatonin ihtiyacınız kalmayacak. Ancak magnezyum da kullanıyorsunuz. B vitaminleri deponuzla dolu. Burada melatonin sentezleyebilmeniz için gereken temel husus ne? Karanlık bir ortamda uyumak ve mavi ışık maruziyetini minimuma indirmek. Maalesef günümüzün en önemli sorunlarından biri de mavi ışık Maruziyeti. Kullandığımız tabletlerde, televizyonlarda, cep telefonlarında, bilgisayarlarda sürekli yapay ışığa maruz kalıyoruz. Özellikle kırmızı ışık melatonin sentezine katkıda bulunurken, mavi dalga boyundaki ışık veya beyaz ışık tam tersi melatonin sentezini bloke etmekte. Zaten melatonin etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi herhalde florasanın keşfi olmuştur. Önceden insanlar elektrik yokken ve ışık kaynağı yokken ne yapıyordu? Ateş yakıyordu, mum ışığında oturuyordu. Akşam vakitlice uyunuyordu. Ancak işte elektriğin keşfi ve floresanların keşfiyle birlikte uzun saatler oturma yolu açıldı ve yapay maruziyet ortaya çıktı. İşte bu da zaten melatonin darma duman eden faktörlerden bir tanesi. Yani uyku hijyeninizde çok önemli. İşte gece lambası açık uyumamak lazım. Mümkünse yatak odasını zifiri karanlık hale getiren black out bir perde kullanmak lazım. Bu gibi yardımcı faktörlerde melatonin ham maddeniz olsa bile onun sentezini etkileyebilmekte. Peki yine de ne yaparsak yapalım uyku sorunumuz var ve melatonin takviyesi kullanmak istiyoruz. Burada nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi melatonin takviyesi özellikle yurt dışında 10 miligramlara kadar preparatlar olsa da ülkemizde 3 miligram dozunda melatonin içeren preparatlar bulunmakta. Burada ben de zaten çok yüksek doz melatonin kullanma taraftarı değilim. Sadece bazı özel melatonin diğer faydalarından yararlanmak istediğiniz durumlarda antioksidan faydasından, antikanserojenik etkisinden, antiinflamatuar etkisinden faydalanmak istediğimiz durumlarda doz yükseltilebilir. Ancak amacımız uykuysa Burada 3 mg dozu bizim için yeterli olmakta. Zaten 3 mg yerine sizin 10 mg kullanmanız uyku üzerinde elde edilen faydayı 3 kat artırmıyor. Yani doz arttıkça fayda artmıyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Melatonin takviyesi kullanırken en önemli noktalardan bir tanesi insan fizyolojisine uyumlu bir şekilde salınan bir melatonin kullandığınızda elde edilen fayda daha da artacaktır. Ne demek istiyorum? Normalde insan fizyolojisinde melatonin nasıl salgılanıyordu? Akşam 9-10 gibi yavaş yavaş salgılanmaya başlıyor gece 2'de maksimum seviyeye ulaşıyor ve sabaha kadar azalarak bitiyordu. Siz birden melatonin kullandığınızda ve bu hızlı bir şekilde kana karıştığı durumda vücudunuzda birden bir melatonin piki meydana gelecektir. Vücut ya bu Mustafa'nın her gün gece 2'de melatonin maksimum seviyeye ulaşıyordu. Şimdi birden vücutta melatonin arttı diyecek. Yani mesela ben 9'da kullandığımda vücudumda birden melatonin arttığında bu sefer vücut gece 1-2 sanabiliyor. Ve sabah 3-4 olduğunda da herhalde sabah oldu diyerek yerini kortisole bırakabiliyor. Ve aranızda da belki ya ben melatonin kullandım uyku kalitemi artırmasını beklerken tam tersi uykum kaçtı diyenleriniz vardır. İşte burada insan fizyolojisiyle uyumlu olup olmaması oldukça önemli. Burada bizim elimizi kolaylaştıran bir teknoloji var. Buna da kontrollü salınım teknolojisi diyoruz. Kapsül içi kapsül teknolojisiyle melatonini kontrollü ve yavaş bir şekilde vücuda verebiliyoruz. İşte dış kapsül siz melatonini aldıktan bir saat içerisinde midenizde patlıyor ve sizi uykuya hazırlıyor. Aynı insan fizyolojisindeki gibi düşük doz salarak sizi uykuya hazırlıyor. İç kapsül ise siz bunu aldıktan 4-5 saat sonra bağırsağınızda patlayarak yüksek doz melatonin veriyor. Aynı sizin vücudunuzdaki gibi gece 2'de maksimum seviyeye çıkmış oluyor. Bu da sizin sabaha kadar deliksiz bir şekilde uyumanızı sağlıyor. İşte melatonin kullanırken bu yavaş salım veya kontrollü salınım özelliğine sahip bir takviye kullanmak elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Özellikle gece vardiyasında çalışan kişiler melatoninden maalesef mahrum kalmakta. Bu kişiler de özellikle nöbet sonrası evlerine gittiklerinde kesinlikle karanlık bir ortam yaratarak Geceyi taklit ederek uyumalarını tavsiye ediyorum ve yine uykuya dalmayı kolaylaştırmak için ve uyku kalitesini artırmak için melatonin takviyesi de burada hayata dahil edilebilir. En azından antioksidan etkisinden de faydalanmış oluruz. Çünkü gece çalışmak gerçekten vücudu çok yıpratan şeylerden bir tanesi. Bu yıpranmanın sebebi de melatoninden mahrum kalmak. Yine özellikle uzun saatler uçak yolculuğu yapanlarda vücut birden seyahat edilen ülkenin Zamanına adapte olamayabiliyor. Bu gibi durumlarda da melatonin takviyesi hayata dahil edilebilir. Onun yanında temel gereklilikleri yerine getirmenize rağmen uyku problemi çekiyorsanız da melatonin takviyesini hayatınıza dahil edebilirsiniz. Ülkemizde melatonin takviyeleri 18 yaş ve üzeri için onaylı bir şekilde bulunuyor. Her ne kadar küçük yaşlarda yapılan çalışmalar olsa da ben de 18 yaş ve üzerinde kullanılmasının daha güvenli olduğu kanaatindeyim. Evet melatonin ile ilgili genel konular bu şekilde. Aslında size bu videoda temel anlatmak istediğim husus melatonin takviyesinden önce endojen sentez yolaklarınızı desteklemenin önemi yani vücudunuzda magnezyum yoksa çinko yoksa B6 vitamini B9 B12 vitamini yoksa Tabii ki de uyuyamazsınız. Önce endojen melatonin sentez yolaklarını çalıştırır hale getirmeniz lazım. Yine de melatonin ihtiyacınız varsa da takviye kullanırken videoda anlattığım hususlara dikkat edebilirsiniz. Tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi isimli kitabı tüm kitap evlerinden ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.